Herkese merhaba. Size bu sefer de Bodrum'dan sesleniyorum. Bodrum'da Kadı Kalesi'nde belki bazılarınız hatırlar, eskiden Gardens of Babylon diye bir otel vardı. Yani bundan bir herhalde 20-25 yıl önce açılmıştı. Bir mimari harikasıdır ve hakikaten bitki örtüsüyle de bir doğa harikasıdır. Burası son herhalde bir 10 yıl falan olmuştur. Orası isim değiştirdi. Yine sahip bana aynı ve konsept değiştirerek adı Siyanji oldu. Siyanji Türkiye'deki hem well-being ve detox ve iyi yaşam otel konsepti ile normal tatil oteli konseptini bir arada bulunduran Türkiye'deki iki tesisten biri. Diğeri de Antalya Akrabarut. Orada da bir tarafında Life Co var. İsterseniz bir tarafında sağlıklı yaşam ve detoks yapıyor, tatili yapabiliyorsunuz. Diğer tarafında da normal yaz tatilinizi yapabiliyorsunuz. Ben şu anda Siyanji'deyim. Neden Siyanji'deyim? Hem de bunca yıldır gidip muhteşem yemekler yiyip çok eğlendiğim, yediğim, içtiğim otelde bu sefer detoks için oradayım. Sebebine gelince hepimizdeki aynı kilo sorunu. Bu pandemide maalesef hepimiz çok yedik. Bütün düzenimiz bozuldu, hareketsiz kaldık. Ben yani size söyleyeyim, ben 8 kilo aldım ve nefes nefese kalıyorum merdiven çıkarken. 1.72 boyunda 84 kilo olmak biraz fazla. Şimdi ondan daha şimdiden 2 kilo kaybettim. Kasım yoğunlaştı, kas yoğunluğu yağdan yaktım vesaire vesaire. Şimdi size nasıl bir detoks programı uyguladım onu anlatacağım. Hem de Bodrum'da bu güzel mevsimde. Bir sağlık oteline gittiğinizde, detoks oteline gittiğinizde önce size bir vücut analizi yapıyorlar. Bu vücut analizde nerenizde ne kadar yağ var, işte yaşınız, normal yaşınız diyelim. Benim 52 fakat metabolizma yaşım 56 olmuş. Oysa ki bu daha geçen sene Lifeco'ya gittiğimde 52, 51'e 51'di. Yani düşünün, evde kalmak insanı nasıl yıpratıyor ve yaşlandırıyor yani metabolizmanızı. Yağ oranım artmıştı. Artık, hala artık. İşte bu iskeletlerinizin kaslarınızı, hücre dışı sıvınızı, hücre içi sıvınızı, hücre kütlenizi, yumuşak kas dokunuzu, kemikteki mineralleri vesaire vesaire, böyle bir dizi bazal metabolizma falan filan, bunun bir vücut analizini yapıyorlar. Daha sonra doktora gözüküyorsunuz. Doktor size vücut analizinize göre bir program çıkartıyor. Bu programlar da şöyle size ya Master Detox öneriyor. Bu Master Detox tamamen sıvıyla besleniyorsunuz ve bağırsak sisteminiz, bütün organlarınız epeyce toksinlerden falan arınıyor ve dolayısıyla tabii kilo veriyorsunuz. Raw Food Detox var. Bunda tamamen çiğ sebze meyve yiyorsunuz sabah, öğlen, akşam. Anti-aging diyet var. Bunu ben hiç yapmadım. Nasıl olduğunu çok bilmiyorum ama herhalde benzer bir şeyler vardır. Belki onda birazcık daha bakım bir şeyler vardır anti-aging olduğu için. Bir de ketojenik diyet var. Ketojenik diyette bildiğiniz gibi protein ve sebze ağırlıklı. Yani bir et yiyorsanız yanında onun kadar da sebze yiyeceksiniz. Asla şey yok, karbonhidrat. Bu dört, yani en azından Siyanji için söylüyorum, bu dört programdan, detoks programından birini veriyorlar size. Gerisi nasıl işliyor diyelim. Şimdi gün genelde 8-8.30 civarı başlıyor. Kahvaltıyla başlıyorsunuz. Daha sonra 10'da bir ara öğününüz var. Bu çimen suyu ya da yeşil sebze sularından oluşuyor. Sonra 13'te bir öğle yemeğiniz var. Hangi programı aldığınıza göre tabii bu da değişiyor. 16.30'da bir ara öğününüz var. Yine o da küçük atıştırmalıklar, çimen suyu, sebze suyu falan filan. Akşam yemeğiniz var 19'da. Yatarken de yine bir sebze suyu ve küçük bir, nasıl diyeyim, probiyotik yiyecek size veriliyor. Sabaha kadar artık 21'den sonra hiçbir şey yok. Gün nasıl geçiyor derseniz, tabii böyle sırf yemekle içip, yani bunları yiyip öyle durmuyorsunuz. Hem bir sürü masaj, terapi, bakım, glutasyon ve benzeri şeylerden ziyade cilt bakımı falan filan, işte termal sular, termal havuzlar, kaplıca havuzları, kese köpük keza bunların başında gelen arınmalardan biri. Yani vücudunuzu her açıdan arındırıp organlarınızı mutlu edecek bir sürü bakımla dolu zaten program. Ama onun dışında yine kahvaltıdan sonra doğa yürüyüşü başlıyor. Doğa yürüyüşü ya Gümüşlü'ye oluyor. Çünkü Gümüşlük'le böyle Turgut Reis'in ortasında gibi Siyanji Otel. Ya da Turgut Reis'e doğru oluyor. Bu nefis bir şey. Yeşillikler doğanın içinden, ormanların, yani mümkün mertebe yeşilliğin içinden bir rota tayin etmişler. Oradan gidiyorsunuz. Oraya gidip gelen bir rota var. Grup halinde yürüyüş yapıyorsunuz. Daha sonra meditatif yoga başlıyor. Ya da hatha akışı denen terapi ya da yin yoga, bunlar değişebiliyor. Ondan sonra bu yogalardan sonra pilates,
ya da istasyon çalışması, yani o da bir nevi jimnastik seansları yapılıyor. Bunlara katılabiliyorsunuz. Bunlar 12'den sonra bir 3 saat falan hiçbir şey yok. Ondan sonra 15 gibi tabata egzersizi, su jimnastiği, yine pilates gibi aktivitelere katılıp toksinlerinizden daha da fazla arınıyorsunuz ve tabii kaslarınız yerine, hani o özellikle pandemide böyle sarkan kaslarımız, çalışmayan kaslarımız çalışıyorken ne geliyor? Ha, bir şey söylemek istiyorum bitirirken. Ben şimdi tekrar bir ölçüleceğim. Son çıkarken ölçümlerimi yaptıracağım. Umarım böyle bir 5-6 günde 3,5 kilo falan kaybetmiş olarak çıkacağım. Onu da size bildiririm. Şöyle bir şey var. Lütfen detokstan çekinmeyin. Çünkü hani çok insan vardır, ben kahvesiz güne başlayamam, aman çay içmeden kendime gelemem falan. Hiç, bunların hepsi yalan vallahi. Öyle güzel de kendinize geliyorsunuz ki. Ha, ama şöyle bir şey. İlk 3 gün bir, nasıl diyeyim size, vallahi yerinizden kalkacak haliniz olmuyor. Böyle kolunuzu, bacağınızı kaldıracak haliniz yok. Fakat 3. günün sabahı nasıl oluyorsa içinizden başka bir insan çıkıyor. Bu kadar, üstelik de beslenme düzeninizin değişmesine, ekmek yememenize, hamur yememenize, sevdiğiniz hiçbir şey yememenize, sadece özellikle benim için mesela çiğ sebze meyveyle beslenmiş olmama rağmen, yani her şey içimizde, ona demek istiyorum. Sebat edin. Böyle yılda bir ya da iki kere mutlaka detoks yapın. Organlarınızı dinlendirin. Emin olun o dinlen organlar o yükten kurtulunca size öyle güzel teşekkür ediyorlar ki, bakın inanın cildim cam gibi, karnımı içine çekebiliyorum. Zor çıktığım merdivenleri, yani nefes nefese kaldığım merdivenleri pele gibi çıkıyorum. Yani gerçekten biraz detoks lazım özellikle mevsim geçişlerinde. Teşekkürler, görüşmek üzere. Podcast dinle.